1 Haziran 2022. Selahattin Eş Çakırgil, Star Gazetesi. Ukrayna-Rusya savaşı bütün dünyayı daha bir tehdit ediyor. Evet, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sadece Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş değildir. Rusya'nın saldırganlığına karşı olan bütün devletlerin direkt olarak olmasa bile dolaylı olarak Rusya'nın bu savaştan zaferle çıkmaması temennisinde olan bütün devletlerin de en azından manevi veya psikolojik desteklerini gizli veya açık olarak Ukrayna yanında hissettirmeye çalıştıkları bir savaştır. Putin Rusyası NATO'nun yayılma stratejilerinin karşısında güçsüzlüğünü, çaresizliğini göstermemek için Ukrayna'yı hazmı kolay lokma olarak seçmişti ve bir hafta içinde Yıldırım Savaşı ile netice alacağını ve Rusya'nın Kiev'de kendisine bağlı ve tıpkı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen bütün Doğu Avrupa ülkelerinde mahalli, yerli ajanları eliyle komünist rejimler kurmuş olan Stalin'in yöntemine uygun bir şekilde bir kukla hükümet oluşturabileceğini hayal ediyordu. Ama evdeki hesap en azından şimdiki haliyle çarşıya uymadı savaşın 100. gününe ulaşmakta olduğu bu günlerde Rusya'nın ciddi ciddi zorlandığı görülüyor. Putin, dikkatli, hesaplı ve tarihten ders almasını bilen birisi olsaydı, en azından Stalinist Brezhnev Sovyet Rusyası döneminde Afganistan'daki kuklalarına, ajanlarına 28 Nisan 1978'de yaptırdığı kanlı bir komünist darbeyi takiben kurulan komünist rejimin kendisinden yardım talebinde bulunması üzerine askeri yardım adı altında Müslüman Afganistan coğrafyasını işgal edişinin sonunda Sovyet Rusya Komünist İmparatorluğu'nun sonunu hazırlayan bir işgal hareketine dönüşmesini ve de Sovyet Rusya'nın Afganistan'da başarılı olamaması için sadece Müslüman halkların başındaki bazı rejimlerin değil, daha başka güçlerin de yıllarca Afganistan'daki direniş gruplarına gizli açık dünya kadar destekler verdiklerini hatırlardı. Üstelik bu gibi durumlar için dünya tarihinde pek çok örnekler vardı. Nitekim Amerikan emperyalizmi yarım milyon askerle işgale kalkıştığı ve 10 yıldan fazla kan döktüğü güçsüz, zayıf Vietnam'da 60 bine yakın kayıplar vererek esaslı tökezlemiş ve hatta sonunda bozguna uğramıştı. Ve kapitalist emperyalizmin kaptan gemisi durumunda olan Amerika'nın bozguna uğraması için de birçok ülke ve elbette en çok da Sovyet Rusya ve Çin komünist rejimleri de Vietnam'a destek vermişlerdi. Bu gayet tabidir de. Keza 1977 yılı ortalarında başlayıp 10 milyonların 100 binden fazla kurban vererek 1979 başında gerçekleştirdiği halk hareketiyle İran'da şahlık rejiminin devrildiği ve İran halkının büyük ekseriyetinin arzusuna uygun olduğu düşünülen bir İslam Cumhuriyeti denemesine girildiği sırada daha önceleri şah karşısında eğilip 1975 Cezayir Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmış olmanın acısını unutmamış olan Irak Baas rejimi lideri Saddam Hüseyin de Şah rejiminin bütünüyle çökmesini ve hele de İran ordusunun komuta kademesinin büyük darbeler yemesini fırsat sayarak İran'a saldırma kararı almıştı. Fransa'nın o zamanki başbakanı, sonraları Cumhurbaşkanı olan Jacques Chirac o günlerde Bağdat'ta yaptığı bir resmi gezi esnasında Saddam'ın kendisine İran'a bir yıldırım savaşı metoduyla saldıracağını ve savaşın sadece 7 gün süreceğini söylediğini 8 yıl devam eden o kanlı savaşın 7. yıl dönümünde açıklamıştı. Evet, Saddam dünyanın her tarafından aldığı silah yardımıyla İran'daki yeni rejimi devirmek için yıldırım savaşı taktiğiyle saldırmıştı ama İran onca hazırlıksız yakalanmasına ve komuta kademesi toptan saf dışı olduğundan savaşacak düzenli bir ordusunun kalmamasına rağmen gönüllü halk güçleriyle eliyle o yıldırım savaşını elbette büyük kayıplar vermek pahasına da olsa birkaç hafta içinde yıpratma savaşına dönüştürebilmişti. Bugün Putin Rusyası anlamalıdır ki Ukrayna'ya uyguladığı yıldırım savaşı taktiğinin etkisi büyük çapta kırılmış ve Ukrayna'nın direnişi yıpratma savaşı taktiğinin verimli olacağı kanaatini uyandırmışa benzemektedir. Dahası Putin belki de 20 yılı aşkın iktidarı boyunca dünya efkarı umumiyesi ve halkları önünde hiç olmadığı şekilde en sevimsiz ve barbar bir zalim profilini çizmiş olup bu da Rusya'yı içten daha bir güçsüzleştirmekte Ukrayna ise daha da dirençli kılmaktadır. Saldırıya karşı direnen bir güç odağı veya halk için o direnişin kendi menfaatlerine olacağı kanaati taşıyan başka güç odaklarında her türlü dolaylı yardımların yapılacağını en başta bu alanda tecrübeli olan Rusya'da düşünebilirdi. Ama beşer tarihinde nice savaşlar vardır ki en güçlü sanılan devletlerin ve orduların bile güce taparlık sevkiyle öngörülemeyen, hesap olunmayan durumlar yüzünden yerle yeksan olduklarını göstermiştir. Ve dahası Ukrayna Savaşı'ndan beklenen zaferini elde edemeyen Putin'in sinirlerinin ve bütünüyle sağlığının iyice bozulduğu anlaşılıyor. Nitekim Roşya Bir isimli kanalda yayınlanan bir programda sunucu Olga Skabeyeva 31 Mayıs günü Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasının dünya çapında bir küresel çatışma anlamına geldiğini belirterek NATO'ya yani gerçekte Amerika'ya bir gözdağı vermiş bulunuyor. Bu asla bir Rus vatandaşının yapabileceği şahsi bir yorum değildir. İngiltere medyasında da yer alan bu programa göre Rus yorumcu belki de Ukrayna'daki özel askeri operasyonun bittiğini kabul etmenin vakti geldi ve 3. Dünya Savaşı başladı. Bu durumda sadece Ukrayna'yı değil, bir bütün olarak NATO'yu silahsızlandırmaya zorlanıyoruz gibi sözler de etmişti. Evet, Rusya bir çılgınlığa doğru ilerliyor. Amerikan emperyalizmi ise Ukrayna'nın direnişinden kendisine bir zafer imbiklemeye çalışıyor.